Selamünaleyküm. Merhaba kardeşler. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir kitap tahlili yapacağız Allah'ın izniyle. Bu kitap tahlillerin yedincisi olmuş oluyor bu arada. Hangi kitabı, hangi yazarı tahlil edeceğiz peki? İhsan Süreyya Sırımı hocamızın Mekke Dönemi ve İşkence adlı eserini Allah nasip ederse NASA'ya yatıracağız. Kimdir İhsan Hoca? Eserleri nelerdir? Mekke Dönemi ve İşkence nasıl bir eserdir? Ona inşallah bakacağız. Elimdeki eser 44. baskı. Ben bu eseri 2011 yılında okumuştum. Kitabı tekrar okumak nasip oldu. Bu sefer 64. baskısını okuyarak okudum. O kitap şu anda elimde değil, yeni okuduğum eser. Ya çok baskı yapan bir eser. Tabi İslami camiaların da ders kitabı olarak okuttuğu bir eser. Rahat anlaşılabilir bir eser. Hem tarihi hem bugünü mecdeden bir eser olduğu için çok da tercih ediliyor Müslümanlar tarafından. Şimdi İhsan Süreyya Sırma hocamıza kısaca bir göz atalım tarihiyle alakalı. İhsan Süreyya Sırma hocamız 1944 Pervari Siirt doğumlu. İlkokulu da Pervari'de bitiriyor. Liseyi de orada Siirt Lisesi'nde bitiriyor. Daha sonra Ankara İlahiyat Fakültesinden mezun oluyor 1966 yılında. Daha sonra Diyanet'te de görev alıyor. Fransa'ya gidiyor. İslam tarihi alanında doktorasını yapıyor. Hocamız hali hazırda 77 yaşında. Yani çok yaşlı değil. Hocamız gençtir. Bakmayın fotoğraflarda saçının sakalının ağardığına. Gençtir Allah'ın izniyle. Hocamızın tabii bir mücadeleci kimliği falan da var. Normal ben bir İslam tarihi yazayım, kenara çekileyim, maaşımı alayım diyen bir tip olmadığı için hocamız süreç içerisinde yıpratılıyor. En pozitifini söyleyeyim size. 1995 ve 1997 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na danışmanlığa getiriliyor Tayyip Erdoğan tarafından. O dönemin medyası hemen İhsan Süreyya Sırma Hoca'ya saldırıyorlar. Çünkü İhsan Süreyya Sırma yazmış olduğu bir tane eserinde Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği anlaşılıyor. DGM tarafından da 1,5 yıl hapis cezasına çarptırılıyor. Yazmış olduğu eserin adı da Türkiye'de Yanlış Din Anlayışı. O eserde bazı hakikatleri dile getirdiği için, bazı konuları mevzu ettiği için hapis cezasına da çarptırılıyor. Yani İhsan Süreyya Sırma Hoca böyle tatlı su Müslümanı değil. Bunun altını çizelim. Devam edelim İhsan Süreyya Sırma Hoca'nın tarihiyle, geçmişiyle alakalı malumatları vermeye. 1974 yılında Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde İslam Tarihi Doktoru unvanını alıyor. 1980'de doçent oluyor. 1989'da da profesörlüğe yükseliyor. Sakarya İlahiyat Üniversitesi'ne emekli olana kadar 1995 yılında emekli oluyor. Orada eğitim vermeye devam ediyor. İhsan Süreyya Sırma Hoca birçok gazete ve dergilerde de köşe yazarlığı yapıyor. Milli Gazete'de yazıyor. Zaman'da yazmış, Yeni Şafak'ta yazmış. Birçok İslami mecmuada da makalelere çıkmış. Çok enteresan bir bilgi vereyim size. 1995 yılında FETÖ ile alakalı bir yazı yazıyor. İhsan Süreyya Sırma Hoca. Makalesinin başlığı Cebrail'e uymayan kime uyar adlı bir yazı yazıyor. Hatırlayın FETÖ o zamanlar Ecevit'i desteklemek için Cebrail adaylığını bile koysa ben ona oy vermem tarzında böyle küfür dolu sözler söylüyor. Buna karşı bir yazı yazıyor İhsan Süreyya Sırma Hoca. Ve Yeni Şafak onunla o zaman yeni yollarını ayırdığı iddia ediliyor. Tabii Yeni Şafak'tan bir tane köşe yazarı buna itiraz ediyor. Onu da verelim karşılıklı bir bilgi olsun diye. Diyor ki aslında 1995 yılında İhsan Süreyya Sırma bu yazıyı yazdığı için gönderilmedi. 96 yılına kadar cemaatin, yani aslında FETÖ'nün daha doğrusu, çekmiş olduğu bir filme de itiraz yazısı Yeni Şafak'ta duruyor. O zaman onun görevine son verildi ve o göreve son verenlerse işte Hakan Albayrak olsun, Mustafa Karaalioğlu olsun ve birkaç isim daha sayıyor. Yani şu andaki Ahmet Davutoğlu ekibinde olan kimselerdi diye böyle bir itiraz yazısı yazmış.
Yani velhasıl kelam 1995 yılından itibaren FETÖ'nün da aleyhinde hocamız yazı yazmış. Zaten en sonki baskısında da FETÖ'nün böyle baskısı tabii daha da azalmış. Orada da Fethullah Gülen'e çakıyor bu eserinde, ama 64. baskısından bahsediyorum. Evet, 2015 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan milli mirasımız ve gelecek tasavvurumuz diye bir tane organize tertip ediyor. Bu çok enteresan bir organizeydi. Ses getirmişti. Orada çok böyle kallavi büyüklerimiz vardı. Yani o Cumhurbaşkanlığı sarayında onları gördüğümüz zaman bayağı bir sevinmiştik. Şimdi onları kısaca hatırlayalım. İhsan Süreyya Sırma hocamız o masadaydı. Rasim Özdenören, Mehmet Şevket Eygi, Allah rahmet etsin. Kadir Mısıroğlu ağabey, Yavuz Bahadıroğlu, ikisine de Allah rahmet eylesin. Sinemacı Mesut Uçakan, Hattat Hasan Çelebi diye devam eden bir masaydı bu. Bu gerçekten Tayyip Erdoğan'ın, yani bu sistemin aforoz ettiği Mustafa Kemal üzerinden sigaya çektiği isimleri devletin zirvesinde bir sofranın etrafında toplamıştı. Videosunu da şu anda bırakıyorum. Ona bir göz atabilirsiniz. Bakın bakalım kimler varmış. Evet, şimdi gelelim İhsan Süreyya hocamızın kitaplarına. Listeyi uzun tuttum bilerek, çünkü İhsan Süreyya Sırma hoca 1980 yılı itibariyle birçok alanda kitap yazmış. Yani hani 3 tane kitabını zikredip bırakmak istemedim. En azından hocamızın tüm kitaplarından haberdar olalım diye ben tarihlerini de vermek istiyorum. İlk kitabını 1980 yılında doçentlik tezi olarak yazıyor. Osmanlı Devleti'nin yıkılışında Yemen isyanları diye. Ondan 4 yıl sonra Medine vesikaları ışığında Yahudi meselesi. Aynı yıl Müslümanların tarihi. Bir yıl sonra 2. Abdülhamid'in İslam Birliği siyaseti. Aynı yıl Tunus hatıraları, 1986 yılında İslami Tebliğ Mekke dönemi ve işkence. İşte bu eser 1986 yılında yazılıyor ve o günden bugüne neredeyse 70. baskısını yapacak. Bu çok ciddi bir yani adet. Aynı yıl İslam Tebliğ Medine dönemi ve cihadı yazıyor. Devam ediyoruz. Birkaç sahife tarih aynı yıl yazılmış bu da. Tarih şuuru, sömürü ajanı, İngiliz misyonerleri. Bu kitapta çok tutulmuş olan bir eser. İslam öncesi Mekke dönemi ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Tanzimat'ın götürdükleri diye Tanzimat'ı eleştiren bir eser. Pakia mektupları, bu eser de çok güzel. Bu eseri ben okumuştum. 1989 yılında yazılmış. Örnek halifeler dönemi, Emeviler dönemi, hilafetin saltanata geçişi. Neler sordular 1991. Bir Garip Tarih 1993. Nasıl Sömürüldük 1993. İşte Önderimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 1994. Abbasiler dönemi. Nehirlerin Dili. Bu nehirlerin dili de çok güzel bir dili var. Onu da tavsiye ediyoruz. Alaturka Demokrasi, Alaturka Laiklik. Bu eser de okundu. Bu eser de güzel. Laikliğin baskı yaptığı zulüm dönemlerini anlatıyor. Belgelerle 2. Abdülhamid dönemi 1998. Yalan Dünyayı Adımlarken aynı yıl yazılmış. Tarih Şuuru 2000. Sen Geldin 2004 yılında yazılmış. Ezan ya da Ebedi Kurtuluşa Çağrı 2005. Dağların Sırrı 2008. Ano Yemen'dir. Bu gezi kitabıdır 2010.
Seyahatname-i Süreyya, bu da gezi kitabıdır, 2010 aynı yılda. Ah Endülüs 2012. Yani hocam en son eserini 2012 yılında yazıyor ve 10 yıldır herhangi bir yeni eseri yok. Genel olarak tüm kitapları bunlar. Hocamızın kitaplarından istifade edebiliriz. Kitap Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğinden önceki dönemini alıyor. Çok öncesine değil, çocukluk dönemini almıyor. Peygamber olduğu dönemi alıyor. Hazreti Hatice ile olan olsun, Mekke müşrikleriyle yaşamış olduğu dönemleri olsun. Böyle bir adamın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de 13 yıl ne yaşamıştır dediği zaman yaşamış olduğu konuları böyle akılda kalıcı bir şekilde anlatan güzel paragraflar var. Kitapta İhsan Süreyya Sırma hocamız birçok İslam modernistinin ayağının kaydığı ya da inkar ettiği mucize meselesini inkar etmiyor. Siyer kitaplarından bize ulaşan, dünden bugüne hadis-i şeriflerle bize ulaşan birçok mucizeyi kitabına almış. Bu çok önemli bir mesele. O anlamda kayda değer bir kitap. Dili güzel. Bir özelliği var kitabın. Kitap dünü anlatırken bugün de böyle değil miydi? İşte dün işte Yahudiler başörtü meselesinden ötürü şöyle yaparken bugün de işte aynı şeyi yaşamıyor muyuz tarzında? Ya da başka bir konuyu ele alırken bugün de bu aynı değil mi gibi zihnimizi dünle bugüne bağlayabiliyor eser. Bu anlamda da sadece bir tarih kitabı değil, güncel bir kitap da olmuş oluyor. Şimdi kitap içerisinde bir yer var. Sadece o yere bir değinmek istiyorum. Yanlış bir telaffuz var. O telaffuzu da düzeltmek için. Genel yapılan galatı meşhurdur aslında bu. Burada da yapılmış. Hemen ona bakalım. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın hilafet meselesi, halife meselesi daha doğrusu. Şimdi genel anlamıyla şöyle bir algı vardır. Hazreti Adem Allah'ın halifesidir. Algı ve söylem aslında yanlış. Allah'ın halifesi olmaz. Yani Allah'ın ardından bir insan gelmez. Yani insan Allah'ın yeryüzünün halifesidir. Peki kimin halifesidir? Cinlerin halifesidir. Çünkü Cenab-ı Allah ben yeryüzünde bir insan yaratacağım derken melekler itiraz etmişlerdi. Yeryüzünde kan dökecek, fesat çıkaracak birini mi yaratıyorsun ya Rabbi dediklerinde kimi görmüşlerdi? Yeryüzünde o zaman insan yoktu. Çünkü bizden önce insan topluluklarını Cenab-ı Allah aynı bizim gibi imtihan etmiş. Onları da dünyada ya da başka bir yerde onları bir imtihan etmiş. Onlar fesat çıkartmışlar, kan dökmüşler. Melekler onlara itiraz da değil aslında. Onlara vurgu yaparak hani cinlere gönderme yaparak bir daha mı yeryüzünde fesat çıkaracak, bozgunculuk çıkaracak birini yaratıyorsun ya Rabbi derken Cenab-ı Allah da siz bilemezsiniz ben bilirim diyor. Burada kelime olarak mesela şöyle bir şey geçiyor. Ayet-i kerimeden anlaşıldığı gibi bizzat insan yani Hazreti Adem Cenab-ı Allah'ın halifesi olmayı kabul etmiş. Yani Cenab-ı Allah'ın halifesi olmaz. Yeryüzünün halifesi olur. Çünkü Cenab-ı Allah'ın ardından bir halef yoktur. Çünkü Cenab-ı Allah bir ilahtır. Onun halifesi veya selefi olmaz. Bununla alakalı Bekir Sifil Hoca'nın bir videosu var. Onu da videonun sonuna bırakıyorum. İnsan Allah'ın halifesi midir diye. Onu da izlerseniz aslında tam açıklayıcı olacaktır diye düşünüyorum. Evet. İhsan Süreyya Sırma hocamızla alakalı biraz bilgi verdik. Mekke Dönemi ve İşkence adlı eserin az da olsa içeriğinden bahsettik. İçerisindeki halife meselesine değindik. Onun dışında aklımıza takılan herhangi bir şey yok. Kitap gayet güzel. Kitabı tavsiye ediyoruz. Kesinlikle okunması lazım. İhsan Süreyya Sırma hocamıza da Allah hayırlı, bereketli, uzun ömürler versin diye dua ediyoruz. Selamun aleyküm.